Şu an öğrencilerin bize başvurduğu tarihte, yani burs başvuru programının tarihinde en az bir yıllık iş tecrübesi edinmiş olmak gerekiyor. Bazı arkadaşlar şey diye düşünüyor, ben staj yaptım 4 yıl boyunca, 3 ay 3 ay, işte onu da 4 yılda yaptım, 12 ay etti. Hani o zaman bir yıllık iş tecrübem var diye düşünebiliyorlar. Fakat bu stajlar iş tecrübesinin yerine geçmiyor. Burada kastedilen şey okulu bitirdikten sonra bir yıllık iş tecrübesi. Bu niye gerekiyor? Normalde tabii bu bizim istediğimiz bir şarttan çok Amerika'daki okulların istediği bir şart. Yani işletme master için başvurduğunuzda Amerika'da iş tecrübesi gerekiyor. Fakat doktora için tabii ki gerekmiyor. Sadece işletme master için. İkinci bir yüksek lisans başvurularına öncelik verilmeyebilir. Eğer şu anda yüksek lisans okuyorsanız ve tekrar bir ikinci yüksek lisans için başvuruyorsanız bu pek tavsiye edilen bir şey değil ama hani önünüzü engelleyen bir şey de değil. Başvurabilirsiniz fakat neden ikinci bir yüksek lisans yapmak istediğinizi başvuruda açıklamanız gerekiyor. Yani bambaşka bir sahada mı yapmak istiyorsunuz? Bunun nedeni nedir? Hani komisyonu ikna etmeniz gerekiyor o konuda. Dolayısıyla hani başvurulabilir. Evet, doktora tezi araştırma burslarınız, onda da gene aynı şekilde tıp ve klinik alanda verilmiyor. Onun dışındaki tüm sahalarda veriliyor. Türkiye'de doktora programına kayıtlı olmak gerekiyor, tez aşamasında olmak gerekiyor. Doktora yeterlilik sınavına girmiş olmak önemli değil. Başvurabilirsiniz. Fakat tez araştırma konunuzun belli olması gerekiyor. Bursun süresi 10 ay. Burada ne yapılıyor? Normalde tezinizle ilgili araştırma yapmak üzere bir yıllık bir süre bu, yani 10 aylık bir süre akademik dönem. Orada size atanan bir danışman, akademik danışmanın yönetiminde tezinizle ilgili araştırma yapıyorsunuz, kütüphaneyi kullanıyorsunuz ya da işte konunuz neyse biyoloji, laboratuvar vesaire. Ve tezinizle ilgili bu araştırma bittikten sonra tekrar kendi ülkenizdeki doktora programına geri dönüyorsunuz. Yani herhangi bir ders alınmıyor. Bir derece almaya yönelik bir program değil. Sadece dediğim gibi bu visiting researcher dediğimiz misafir araştırmacı statüsü oluyor. Buraya kadar sorular var mı? Peki, başvurumuz online bir başvurumuz var. Bir de evrak kısmı var, belgeleri hazırlama kısmımız var. Online başvuru formunuz web sitemizde, kendi e-mailinizde oluşturduğunuz bir hesap oluşturuyorsunuz. Ondan sonra da formu doldurmaya başlıyorsunuz. Form aslında basit bir form, İngilizce bir form ama formu doldurmadan önce gene web sitemizde sık sorulan sorular diye bir kısım var. Orada başvuru formunu nasıl dolduracağı ile ilgili bir PDF şey de hazırlandı, örnek de hazırlandı. Oraya da bakabilirsiniz. Formu doldurmaya başladınız, o gün bitiremediniz. Yani çıkıp tekrar ertesi günü doldurabilirsiniz. Bir zaman kısıtlaması yok. Fakat son başvuru tarihimiz 9 Nisan 2012. Tabii o son günlere ve son haftaya bırakmamakta fayda var. Çünkü yoğunluktan bazen sayfaya bile giremiyorsunuz. Bazen biz bile giremiyoruz. Dolayısıyla son gün, son haftayı bırakmayın. Önceden formu doldurmaya başlayın. Evet, ikinci kısım bir evrak kısmı var demiştik. Onları da hazırlayıp Ankara ofisimize posta ya da kargo ile göndermeniz gerekiyor. Bu paketin içinde neler olması gerekiyor? Birincisi başvuru formunuzun çıktısını almanız gerekiyor. Onun dışında bir signature form dediğimiz imza formumuz var, onu dolduruyorsunuz. Öğrenci belgesi, yani halen 3. sınıf, 4. sınıf öğrencisi olduğunuza dair bir öğrenci belgesi alıyorsunuz. Not çizelgesi, transkript alıyorsunuz, referans mektupları, diploma fotokopileri eğer mezunsanız, onu okulunuzdan aslı gibidir yaptırıyorsunuz fotokopileri. Onun dışında özgeçmiş CV gerekiyor. Ancak şimdiye kadar herhangi bir CV hazırlamadıysanız ve nasıl yapılacağını bilmiyorsanız elimizde CV örnekleri var. E-mail'le bize, bana veya Ankara büromuza ulaşabilirsiniz. Böyle bir örnek sizin için gönderebiliriz. Onun dışında, tabii İngilizce bir CV olacak bu. Onun dışında bir fotoğraf gerekiyor, vesikalık fotoğraf. Nüfus cüzdanınızın fotokopisi. Onun dışında eğer sınavlara girdiyseniz, biraz önce bahsettiğimiz TOEFL, GRE, GMAT gibi sınavlara girdiyseniz bunların fotokopileri gerekiyor. Ama dediğim gibi girmek zaten gerekmiyor, şart değil. Şimdi transkript ve diğer belge, diploma fotokopileri veya
asıllarının İngilizce olması gerekiyor. Eğer okulunuz İngilizce transkript vermiyorsa ne yapabilirsiniz? Bunları siz kendiniz İngilizce'ye çevirip veya iyi İngilizce bilen birisi varsa onları çevirdikten sonra asıllarıyla beraber bize gönderebilirsiniz. Biz onaylayabiliyoruz veya bölümünüz veya öğrenci işlerinizde onaylarsa bunlar kabul ediliyor. O zaman zaten evet. Kapalı zaten. Evet. Bazı üniversitelerde Türkçe veriyor transkript. O zaman böyle bir onay işlemi gerekiyor. Bizim ofisimiz kanalıyla. Ama İngilizce transkript alıyorsanız zaten böyle bir problem olmayacak demektir. Yabancı dil öğretim asistanlığı, bu FLT diye geçer. Programın amacı şu, İngilizce öğretmenleri için, öğrencileri veya mezunları için bir programdır bu. Bir akademik yıl Amerika'da Türkçe ders veriyorsunuz ve karşılığında İngilizce ders alıyorsunuz. Bu da gene bir yıllık bir program. Bunun da okul ve geçim masraflarını ve oradaki yaşam masraflarını, gene gidiş dönüş yol paranızı ve sağlık sigortanızı karşılayan bir program. İngilizce öğretmenleri için hakikaten çok güzel bir fırsat. Veya Amerikan kültürü, İngiliz dili ve edebiyatı mezunu, mütercim, tercümanlık öğrencisi veya mezunu olabilirsiniz. Ancak pedagojik formasyonunuz varsa gene de bu programdan yararlanabiliyorsunuz. İngilizce öğretmenliği mezunu olmasanız bile. Bir yaş sınırlamamız var. Diğer burslarımızda yaş sınırlaması yok. Yani biraz önce anlattığımız yüksek lisans, doktora ve doktora tezi araştırma bursumuzda. Fakat bu bursumuzda bir yaş sınırlaması var. 21-29 yaş arasında olmanız gerekiyor. Başvuruda bir de TOEFL sınavına girmiş olmanız gerekiyor. Diğer bursumuzda gerekmiyordu ama bu bursumuzda gerekiyor. Onun dışında iş yerinden izin belgesi almanız gerekiyor. Yani bursu kazandığınız takdirde izinli olacağınıza dair bir yazı almanız gerekiyor. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda çalışıyorsanız başvuruda izin belgesi almanız gerekmiyor. Onun dışında bizim yürüttüğümüz, yani Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından yürütülen ve fakat gene burs imkanı Dışişleri Bakanlığı'ndan sağlanan bir meslek yüksekokulu burs programımız var. Bu da gene bir yıllık bir program, sertifika programı oluyor. Bu herhangi bir meslek yüksekokulu diploması almayı amaçlamıyor. Başvuru şartlarınız, halen meslek yüksekokuluna bir kere kayıtlı olmanız gerekiyor. Hazırlık 1. sınıf veya 2. sınıf öğrencisi olabilirsiniz. Lise not ortalamanızın en az 3.50 olması gerekiyor, 5 üzerinden. Meslek yüksekokulu not ortalamanızın da en az 100 üzerinden 70, 4 üzerinden 2.80 olması gerekiyor. Orta derecede İngilizce olması gerekiyor. Şimdi bu orta derecede İngilizce, yani mükemmel bir İngilizce beklenmiyor. Çünkü zaten Türkiye'deki meslek yüksekokulu okuyan öğrencilerinin İngilizce düzeyini biliyoruz. Dolayısıyla hani o konuda tereddütleri oluyor öğrencilerin. Benim İngilizcem yetersiz deyip başvurmuyor öğrenciler. Fakat demin dediğim gibi orta derecede bir İngilizce gerekiyor. Bursa aday olup seçildikten sonra yine İngilizceniz yetersiz çıkarsa Türkiye'de bulunduğunuz şehirde bir İngilizce programına gitmenizi sağlayabiliyor komisyon. Onun da finansmanını yine Fulbright veriyor. Derslerinizi aksatmadan böyle bir yoğun bir İngilizce programına gitmeyi kabul ettiğiniz takdirde onun da finansmanı veriliyor. Bulunduğunuz şehirde gideceksiniz, yani başka bir yerde değil. Hangi sahalarda veriliyor? İşletme, turizm, otel işletmeciliği, sağlık hizmetleri, medya, bilgi teknolojileri veya yönetimi, ziraat, bir de uygulamalı mühendislik. Şimdi bunlar ana başlıklar ama işletmenin içinde mesela
mesela muhasebe olabilir, lojistik olabilir, muhasebe olabilir. Onlar da bu sahanın içine giriyor. Eğer emin değilseniz hani tekrar bize yazıp sorun hangi sahaya girdiğini anlamak için. Doktora sonrası araştırma projesi bursumuz. Bunlar hocalar için. Doktora sonrası 6 aylık bir program. Programın amacı Türkiye'de başlamış olduğunuz araştırmayı Amerika'da yapmak üzere verilen bir burs. Detaylı bilgi yine web sitemizde var. Yine bir başvuru formumuz var. Bunun için en az 3 yıllık doktor olmak gerekiyor. Yani doktorayı bitireceksiniz, aradan 3 yıl geçmiş olması gerekiyor. Demin dediğim gibi doktora sonrası bir araştırma projesine başlamış olmak ve Türkiye'de yapılabilir bir kısmını tamamlamış olmak, geri kalan kısmı için de Amerika'ya gitmenizin gerektiğini bu projede anlatmanız gerekiyor. Klinik sahalar dışındaki bütün projeler destekleniyor. Eğer tıp doktoru uzmanlıklarını bitirdiyse eğer ve 3 yıl geçmişse gene bu bursa başvurabiliyorlar. İngilizce bilgisi o tabii şöyle herhangi bir sınav istemiyoruz. TOEFL'a vesaire girmiş olmak gerekmiyor. Zaten doktorayı bitirmiş halen akademisyen olan bir hocanın İngilizce bilgisi olduğunu varsayıyoruz. Tabii sonuçta bu bilimsel araştırmayı yapabilecek ve Amerika'da diğer eğitim ve kültür faaliyetlerine katılabilecek düzeyde İngilizcesinin olması gerekiyor. Proje çok ayrıntılı olarak açıklanması gerekiyor. Şimdiye kadar neler yaptınız, hangi aşamadasınız, bu araştırmayı Amerika'da ne şekilde yürüteceksiniz? Yani işte ilk 2 ayda şunu yapacağım, 3. ayda bunu yapacağım şeklinde bir takvim çıkarmanız gerekiyor. Hangi aşamada neler yapacağınızı anlatmanız gerekiyor. Projenin 4 kopya olarak ve İngilizce bilgisayarda hazırlanması gerekiyor ve en fazla 5 sayfa olması gerekiyor. Bir limit var. Bunun dışında bir de metinde herhangi bir şekilde bir yerde adınızı yazmanız gerekiyor. Çünkü bu toplanan projeler önce Türkiye'de sonra da Amerika'da bu hakemler kuruluna gönderiliyor. Onlar inceledikten sonra hakikaten bunun Türkiye'ye ve Amerika'ya bir faydası olacak diye bir rapor, olumlu bir rapor verdiğinde bu projeler seçiliyor. Dolayısıyla isminiz geçmemesi gerekiyor tarafsız olarak bakılabilmesi için. Hiçbir şekilde dediğim gibi isminizi yazmamanız gerekiyor. Kamu görevlileri için verilen Humphrey burslarımız var. Bunlar halen kamuya hizmet götüren devlet, özel sektör olabilir veya sivil toplum kuruluşlarında görevde bulunan yönetici pozisyonda verilen kişilere bir burstur. Amerika'da hem konunuzla ilgili ders alıyorsunuz, bir de tabii projelere katılma imkanınız oluyor ve birebir o kurumlarda staj yapma imkanınız olabilir. Yani diyelim ki Büyükşehir Belediyesi'nde bölge şehir planlamada çalışıyorsunuz. Aynı şekilde gittiğiniz şehrin belediyesinde size böyle bir imkan sağlıyorlar. Veya burada hastanede doktorsunuz, işte bağımlılarla ilgili bir yerde çalışıyorsunuz. Gene Amerika'da bir hastanede bağımlılara hizmet veren bir bölümde staj yapma imkanınız oluyor. Şartlarımız üniversite mezunu, 4 yıllık mezun olmak gerekiyor. Onun dışında en az 5 yıllık tecrübe gerekiyor. Yönetici ve planlamacı pozisyonunda olmanız gerekiyor. Bursu aldığınız takdirde 1 yıllık izin alacağınıza dair bir yazı gerekiyor. Bir de TOEFL'a girmiş olmak gerekiyor. 65 gerekiyor TOEFL'da. Aslında bu çok yüksek bir skor değil, yani biraz çalışılarak alınabilir. Fakat diyelim ki 65'in altında aldınız, o zaman daha önce bir İngilizce programına gönderiyorsunuz. Program başlamadan önce Amerika'da, ondan sonra programa başlıyorsunuz. Evet, şimdi öğrenci burslarımızla ilgili kimler aday olabilir burslarımıza ya da seçim kriterlerimiz nelerdir? Birincisi tabii motivasyon, yani ben Amerika'ya niye gitmek istiyorum, ne yapmak istiyorum, bununla ilgili bütün bu başvuru formunda bunları açıklıyorsunuz. Akademik başarı, tabii not ortalaması önemli ama tek başına not ortalamasının yüksek olması bizim açımızdan yeterli değil. Onun dışında bütün bu eğitim hayatınız boyunca, yani 4 yıllık eğitim hayatınız boyunca neler yaptınız konularınızla ilgili, hangi stajlarda bulundunuz, diğer ilgi alanlarınız da önemli, spor olabilir, müzik olabilir, başka faaliyetler olabilir. Bunlar da bizim açımızdan önemli. İngilizce yeterlilik tabii bu TOEFL dediğimiz sınavla ölçülüyor. Türkiye'yi iyi tanıma ve tanıtabilme yeteneği. Tabii Fulbright bir nevi kültürel değişim programı ve bu burs alıp Amerika'ya giden öğrenciler bizim orada birer kültür elçisi olarak temsilcimiz olacaklar. Dolayısıyla kendi ülkemiz hakkında da bu bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Türkiye